Böyle ne güzel olduk ya. Üç silahşörler gibi renk renk. Ama ben en çok aralarına katılan dördüncüyü severdim. Dördüncü de kapıda göründü. Emin mi? Tam zamanında gelmişim. Taburcu oluyormuşsun. Çok sevindim. Büyük badire atlattık. Tık. Biz bir aileyiz. Öyle miyiz? Öyle, öyleyiz. Biz bir aileyiz, evet Sarp. Sana da çok teşekkür ederim. Sürekli gidip geldin, çok sağ ol. Aslında ben sana... Hadi artık eve gidelim, sen çok ayakta kaldın. Doktor ne dedi? Dinlenmezse olmaz. Bizi o şartla bıraktı, hadi eve. Ben bırakayım sizi. Hem benim seninle konuşmam gereken bir şey var. Evet, hadi bana gidelim, tamam? Ben sana bakarım. Yok, yok. Ben kendi evime gitmek istiyorum. Nasıl kendi evine gideceksin? Filiz daha hala dışarıda. Yakalanmadı. Evi de biliyor. Olur mu öyle şey? Efsun, yani Pervin Hanım haklı. O manyak bulunmadı daha. Bence daha güvende olursun. Ne yapayım? Bulunana kadar evde mi oturayım? Ne yapayım? Saklanayım mı? Hiç öyle bir niyetim yok. Kusura bakmayın. İyi o zaman ben de seninle geleyim. Gerek yok. Binnur var zaten. Gerekirse o bana bakar. Aa, bakarım ne demek? Gül gibi bakarım. Herkesten iyi bakarım. Bir şey olursa seni ararım, çağırırım söz. Hadi. Hadi çık. Dur. Ben bırakayım onu. Ayakta kaldın. Sağ ol Sarp. Rica ederim. Sarp, Emir evde midir biliyor musun? Bilmiyorum ki, ben birkaç gündür görmedim. Anladım. Görüşürüz. Efsun. Benim seninle konuşmam gereken bir mevzu var. Konuşabilir miyiz? Sarp, benim Emir'le konuşmam lazım, çok acil. Seninle sonra konuşalım, olur mu? Bıraktığın için sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Değil mi? İyiyim, iyiyim ben. Yok, toprak ya. Emir. 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 Neredesin ya? Hadi ben hastanedeyim. Günlerdir yatıyorum. Sen niye bilmiyorsun Emir'in nerede olduğunu? Niye bilmiyorsun? Bak Filiz daha yakalanmamış. Ya karşısına çıkarsa, ya bir şey yaparsa yine. Ya Efsun, sordum soruşturdum. Gören bilen yok işte. Cüssesi de yani buharlaşıp uçmaya müsait değil biliyorsun ki. Ne bileyim, anlamadım ben de. Yok işte. O ne ya? Heykelmiş. Kızlar. Bana bakmadığınıza emin olduğumuza göre Emir'i arıyorsunuz değil mi? Efsun, başına gelenlere çok üzüldüm. Ama neyse, iyisin artık. İyiyim, iyiyim. Sağ ol. Sevda, sen Emir'in nerede olduğunu biliyor musun? Gideceğim, uzaklaşacağım buralardan dedi ama söylemedi nereye gittiğini. Gideceğim, uzaklaşacağım mı dedi? Kimden, neyden uzaklaşıyor ya? Nasıl yapar böyle bir şey? Kimsenin nerede olduğundan haberi yok, bir şey söylememiş, etmemiş. Nasıl yapar bunu? Nasıl yapar bunu bana? Bu... O benim. Ben de gidiyorum. Efsun bak, Emir ne düşünüyor, ne yapmak istiyor hiç bilmiyorum. Zaten her zaman kapalı bir kutuydu o. Onun o duvarlarını aşıp dünyasına girebilmek neredeyse imkansız yani. Ama benim artık emin olduğum bir şey var. Emir seni çok seviyor. Sevda. Ben de onu seviyorum. Onu çok ama çok seviyorum. Denedim. Denedim, yemin ederim denedim. Senin için uzak kalmayı...
Sen çok iyi bir kızsın. Gerçekten bu devirde bulunmayacak cinsten. Kimse için kendinden vazgeçme, duygularına sahip çık. Kimse senden daha önemli değil. Hatta en önemli, en değerli her zaman sensin. Benim aklımda bir yer var aslında. Hı. Emir böyle eskiden bulanınca, daralınca kaçar giderdi ama bilemiyorum orada mıdır. Bir de uzak biraz. Olsun, söyle sen. Söyle neresi? Neresi? Ben giderim, söyle. Efsoş, saçmalama. Nereye gideceksin? Ay Binnur, anlattım ya. Sevda'nın söylediği yere gideceğim. Ya Sevda'nın söylediği yere gidilir mi ya? Yok, bilmem ne dağının eteğindeki bilmem ne patikadan gir. Soldaki dereden atla, sağdaki ağacı takip et. Rahmetli dedemin kafayı bozduğu bir define haritası vardı. O bile daha açık adres sayılır ha. Ya bulamazsın diyorum yani. Binnur, sen merak etme. Ben onu bulurum. İyi. Peki. Ne yapıyorsun? Toplanıyorum. Gidiyoruz ya. Şu mavi tulumu hep giymek istemiştim. Bugüne kısmetmiş. Binnur, ben tek başıma gideceğim. Hayır efendim, sen tek başına gidemezsin. Asla ve asla gidemez. Bak altını çiziyorum, asla. Bensiz gidemezsin. Ya sen daha yeni ameliyatlardan, komalardan çıktın. Ya nereye tek başına gidiyorsun? Bak, senin inadını biliyorum. Kabulleniyorum, tanıyorum, okey. Ama sen de benim inadımı çok iyi biliyorsun ve tanıyorsun. Olmaz. Hiçbir şekilde olmaz. Hiç boşuna uğraşma. Tamam, asla, tamam. Tamam. Çenemden de kurtulamazsın. Kızlar, ne olur yanlış anlamayın da benim burada ne işim var? He. Araba kullanıyorsun, arkadaşlarına yardımcı oluyorsun, sevenleri kavuşturuyorsun. Bu. Yaşar, çok haklısın. Binnur'un kendini dahil ettiği yetmediği gibi bir de seni sürükledi peşinden. Yok, estağfurullah. Onun için demedim. Estağfurullah. Ya acaba siz beni şu otogarda bir yerde falan... Hayır, hayır. Olmaz. Yalnız gidemezsin. Bir anca beraber konca beraber. Değil mi Yaşar? Ayrıca o yani Filiz manyağı da bulunamamış. Of, bir de Filiz var. Doğru dedin. Filiz var ya. Kim bilir nerede Allah'ın psikopat manyak kadını. Belki de orman yollarından kestirmeden gelip bizi kesecek topuklu ayakkabılarıyla. Yaşar. Yaşar, biraz daha hızlı mı gitsen acaba? Az önce bir bisikletle bizi solladı. Evet, doğru. Vallahi bu bisikletliler de azdı be. Bu kadar çok hızlı gidilmez yani. Bu bizi sollayan 5. bisiklet. Bastılar gidiyorlar be. Bir de rahmetli anneanneciğim bana derdi ki sürat felakettir derdi. Acele giden ecele gider derdi. Hızlı koşan atın şeyi, affedersin, seyrek düşer derdi. Vay be rahmetli. Derdi ki tırıstan biraz hızlı olacaksın, dört naldan biraz yavaş, rahvan git oğlum derdi. Onu ata binmekle ilgili söylemiş olabilir mi? Olabilir, bilemiyorum ki. Vallahi rahmetli erken kaybettik be. Hükümet gibi kadındı biliyor musunuz? Böyle bir de eski Anadolu kadını böyle bir elini kaldı, öt dedi mi yani? Mekanı cennet olsun. Vallahi koca Çınar, hey gidi be. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.